Görüyorsunuz işte gazeteler, televizyonlar. Onun sonra ne? Acaba sizi görmüyor. Bence öyle. Size neler seçmişsiniz? Bir soru da ben sorabilir miyim? Sor. Türkan Hanım, kırmızı yazma deyince siz, belki Türkiye'de Türkiye'de kırmızı yazmanın en çok yakıştığı sanatçımız sizsiniz. Ya en çok yazmanın yakıştığı sanatçı sizsiniz. Böyle Oya Müzesi'nde sizinle bütünleştiğimi düşünüyorum ben. Sizi nasıl hissettirdi, nasıl duygular hissettirdi? Yazma deyince... Ben de bugün anlamı bu Oya sergisiydi. Yani onun için başkanımın davetini verdim. Ben çok etkilendim. Bir kere güzel hocamızın müthiş bir emeği var. 40 sene galiba. 60 senelik bir emek. Düşünebiliyor musunuz? 60 sene Anadolu'nun köyleri dolaşıp bu yemeklerini toplamış. Yani bu yemeklerde acı var, gözü var. Yani kullanılmış yemekler. Müthiş bir hayat var. Neyse ayrı bir hayat. Onun için İmran Hoca'yı bir kere bu faaliyetinden dolayı çok mutluyorum. Yani çok etkilendim. Binlerce yemeğini. Bu ara bana bir yemeğini ne diyecek? Şimdi onu yemeğini ne diyeceğim? Ne zaman vereyim diyor. Yani, şimdi basın önünde verseydiniz. Hemen basın da şahit olsaydı. Çünkü benim de hayatta en sevdiğim şey yemeğini takmak. Çünkü böyle kırsal kesim kadını canlandırdığım zaman bir kere her şeyden önce öyle bir geldiği zaman ay bir kere yemeğini takacağım. Ay o 10 yıldır Eskişehir'e gelmiyordum. Çok önemli. 10 yıl sanatının müze sanatçısı ve onun içerisinde böyle bir şeyi duygularını yaşamak olacağını daha fazla için bu emeğe bu güzel hizmete saygı duyulmak önde değil. Bunun şahidi olmak bu insan için çok büyük bir mutluluk olsun diye. Çünkü bunun bütün dünyaya duyurulması gerekiyor. Ben zaten gerekiyorum. Yetkililere de söyledim. Burada kalmaması gerekiyor. Yani Eskişehir'in örnek bir şehir olduğu zaten tekrar biliniyor. Giderek artacağını da biliyorum. Eskişehir halkının şehrine nasıl sahip çıktığını da gözlemliyorum. Yani güzel ve mutlu bir gün geçiriyoruz. İyi bir sonraki istedim.